Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hayatın her alanı ile ilgili, hayatta karşılaşabileceğimiz her türlü sıkıntıyla, problemle ilgili neler yapılabileceğini, neler yapmamız gerektiğini ümmetine haber vermiş. Nitekim Meymune Validemiz Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'e Beytül Makdis ile ilgili bir soru sorunca oraya gidip namaz kılmasını Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam söylüyor. Eğer namaz kılamazsan o zaman Mescid-i Aksa'da yakılmak üzere oranın kandillerinde kullanılmak üzere tutuşturulmak üzere yağ göndermesini biliyorsunuz eski dönemlerde elektrik olmadığı için duvarlara meşaleler konuluyor. O meşaleler zeytinyağı içerisinde bulunuyor ve tutuşturuluyor böylelikle ışık yapılmış oluyor ve mekanlar böylelikle aydınlatılmış oluyor. Şimdi burada Hazreti Peygamber Aleyhisselatü vesselam efendimiz Allahu alem bize iki şey tavsiye ediyor. Birincisi orada fiilen gidip namaz kılmamızı. Eğer buna gücümüz yetiyorsa, buna iktidarımız varsa ki namaz kılmanın anlamı iktidar sahibi olmaktır. Zira Kur'an-ı Kerim'de sanibullah ellezine immekennahum fil ardı akamus salate. O Müslümanlara yeryüzünde iktidar verdiğimiz zaman, temkin verdiğimiz zaman onlar yeryüzünde bir bölgeyi, bir alanı hakimiyetleri altına aldıklarında orayı namaza göre düzenlerler. Devlet nizamı namaza göre şekillenir. Protokol namaza göre ...tayin edilir, tanzim edilir. Binaenaleyh e, hayatın işleyişine namaz hakim olur, namaz egemen olur. Bu çok önemli bir nokta. Kur'an-ı Kerim bunu belki yeri gelir, e, farklı bir zaman diliminde tekrar konuşuruz. Ama namaz kılmak demek orada hakimiyet sahibi olmak anlamına geliyor. Binaenaleyh Müslümanların ilk yapmaları gereken şey... ...sorunuz üzerine söylemeye çalışıyorum. Ee, Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da namaz kılmak. Namaz kılınacak zemini oluşturmak. Mescid-i Aksa'yı, Kudüs'ü, Müslümanların beytül maktisi... ...Müslümanların iktidar alanına koymaktır. Bu Hz. Ömer radıyallahu anh döneminde gerçekleşiyor. O günden işte... 1917 yılına kadar, 1948 yılına kadar, 1967 yılına kadar bu tarihlerin her birinin farklı anlamları var. Arada bir Haçlıların elinde takriben bir asra yakın işgali söz konusu oluyor. Ama bunun dışında Müslümanların namazlarını rahatça eda edebildikleri namaz egemen bir toprak parçası haline, geldiğini görüyoruz Kudüs'ün. Peki burada eğer namaz kılamıyorsanız o zaman namaz kılamadığınız bu yere zeytin yağı gönderiniz. Kandillerinde tutuşturulmak üzere bir katkıda bulununuz ifadesi ne anlama geliyor? Burada fiilen biz belki namaz kılamıyoruz ama Başka namaz kılabilen Müslümanlar var. Veya Müslümanların tamamı için namazdan beklenen oranın iktidarına sahip olmak, kapılarına egemen olmak türünden bir egemenlik söz konusu değilse, o zaman orayı aydınlatınızın anlamı farklı bir mecazi ifade olarak karşımıza çıkıyor. Allahu alem. Küy bu mecazi ifadeleri yorumlamakta nihayetinde bizler birer birey olarak e, kendi efkarımıza göre efendim şeriatın ruhuna aykırı olmamak kaydı şartıyla şeriatın ruhundan beslenen bir teville tevil etmek durumunda olduğumuz için burada şöyle bir şey e, söylediğimizde Mescid-i Aksa'nın Beytül Makdis'in aydınlatılması o davanın büyük kitlelere duyurulması, görünür hale gelmesi, konuşulur hale gelmesi, gündem yapılması demektir. Evet, fiilen, hakiki anlamında anlamıyla oraya bir katkıda bulunmak, oranın direnişine, oranın fethine, oranın e, efendim sebatına fiili bir katkıda, maddi bir katkıda bulunmanın yanı sıra asıl yapılması gereken şey Filistin davasının, Beytül Makdis davasının, Kudüs davasının, Mescid-i Aksa davasının gündemde tutulmasıdır. Onun Özellikle de çocuklarımızın gündemine sokulmasıdır. Nasıl Sultan Fatih işte gördüğümüz, duyduğumuz, menkibelerinden muttali olduğumuz kadarıyla gördüğümüz dediğimde de nereden gördün derlerse işte bir sürü çizgi film yapıldı. Bununla ilgili film yapıldı, bilmem ne yapıldı. Oralardan ilhamen gördüğümüz diyorum. Evet. Nasıl Sultan Fatih çocukluk oyunlarını İstanbul'un fethi üzerine kuruyorsam, efendim kalenin bir mücessem, surların mücessem halini toprağa işleyip şuradan saldırırım, buradan askerlerimle giriş yaparım vesaire filan türünden oyunlar kuruyorsa bizler de çocuklarımızı Kudüs'ün, Beytül Makdis'in özgürleşmesi için e, gündemlerini buraya aktarabilecek şekilde bilgilenmelerini, aydınlanmalarını sağlamamız gerekiyor. Bu yönüyle hakikaten Beytül Makdis kandilini, ışığını, nurunu, davasını her yerde görünebilecek gündemin ilk sıralarına taşıma mecburiyetimiz var. Kudüs kelimesi arınmayı, temizlenmeyi ifade eden bir kelimedir. Yani mukaddes kelimesi, kudüs takdis kelimeleri, kutsiyet kelimesi bunların hepsi e, temiz olmak, arınmak, pak olmak anlamına gelir. Efendi Hazretleri Kaddesallahu Sirrahu dediğimizde yani Allah onun iç alemini temizlesin, sırrını, iç dünyasını temizlesin anlamınadır. Ee, nitekim bir zengine dua edeceğiniz zaman Allah ona helalinden mal versin diye dua edersiniz Yani herkesin ne ile özdeşleşmiş ise Kendisine yapılacak dua da o cinstendir Efendim bir günahkarı görürseniz Ona da Allah tevbeni kabul etsin dersiniz Ki hangimiz günahkar değiliz Yani ben günahkar değilim diyebilecek biri var mı? Binaenaleyh maneviyatı yoğun birini gördüğümüz zaman ona işte Allah sırrını takdis etsin deriz. Bunun anlamı nedir? Sırrı iç dünyası, iç alemi demektir. Yani Allah onun iç alemini, kalbini temizlesin, arındırsın, kötülüklerden, şaibelerden pak kılsın anlamına gelir. Kudüs işte böyle pak kılınmış bir yerdir. Bu yönüyle baktığınız zaman da eğer biraz daha geri çekilip olayı derleyip toparlayacak olursak, Kudüs bizim arınmamıza vesile olabilecek en büyük nimetlerden bir tanesidir. Yani ümmeti Muhammed ne zaman arınmış ümmeti Muhammed olmanın bilincini muhafaza etmiş ise, birlik ve bütünlüğünü koruyabilmiş ise o zaman Beytül Makdis'e layık hale gelmişler. Mescid-i Aksa'ya layık hale gelmişler ve Mescid-i Aksa egemenliklerinde kalmış orada rahat bir şekilde namaz kılabilmişlerdir. Eğer namaz kılamıyorsak, namaz kılabilecek iktidarı bulamıyorsak, namaz kılabilecek imkanları rahat bir şekilde yerine getirebilecek bir ortamı, atmosferi yakalayamıyorsak, o zaman burada bizim temizliğimizle, bizim mukaddesliğimizle ilgili bir sıkıntı var demektir. Dönüp kendimizi arındırmaya çalışmamız lazım burada Mescid-i Aksa'yı bir Arap meselesi halinde, bir Filistin meselesi halinde takdim etmek bu davaya yapılabilecek en büyük zulümlerdendir. Filistin meselesi haline getirirseniz Filistin İsrail denilen bir varlıkla işte 30 milyona 18 milyon birbiriyle kavga ediyor demektir. Arap meselesi haline getirirseniz orada da işte 300 500 milyon insanın meselesi. Hayır, bir iman meselesidir. İman meselesi Müslümanları da aşan bir iman meselesidir. Yani burada sadece Müslümanların imanını ilgilendiren meseleler yok. Hristiyanların imanını da ilgilendiren meseleler var. Onların da yeryüzünde e, ibadetlerinin garantisi Müslümanların eliyle olacağı için Müslümanlar adeta Allah'a kulluğun garantisi yeryüzünde onun e, garantörü durumundadırlar. Bu yönüyle de bütün Müslümanların üzerine Mescid-i Aksa, Beytül Makdis davası bir emanet olarak durmaktadır. Bu yüzden emanetin şuurunda olmamız gerekiyor. Bu emanet bizde nasıl bir emanetse bunu gündem yapmamız, konuşmamız, bununla ilgili dertlenmemiz nasıl gerekiyorsa çocuklarımızı da bu gündemle büyütmemiz gerekiyor. Eğer biz çocuklarımızın önüne bir hedef koyamazsak, bir fetih hedefi koyamazsak, bakın Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin önüne İstanbul'un fethini bir hedef olarak koymuş. Roma'nın fethini bir hedef olarak koymuş. Evet. Bırakın İstanbul'u Roma'yı da fethedebilecek bir ümmeti Muhammed söz konusu. E, bu yönüyle biz Kudüs'ten, Mescid-i Aksa'dan, Beytül Makdis'ten vazgeçme, orayı birilerine terk etme, orayla ilgili haklarımızdan feragat etme imkanına sahip değiliz ki. Bugün belki bir e, göreceli Çaresizliğimiz söz konusu olabilir ama bunu aşabilecek, bunu bertaraf edebilecek imkanlarımız elimizin ucunda bunu görebiliyoruz. Yani çok basit şekliyle bir araya geldiğimizde, birleşebildiğimizde, aramızdaki e, üç kuruş etmez kavgaları bir kenara atabildiğimizde, bütün mesele olayı kendimize munhasır olarak görmememiz olayıdır. Bugün bazı tırnak içerisinde İslam ülkelerinde iktidarda bulunan şahıslar iktidarlarının ebedi olduğunu zannediyorlar. Halbuki teker teker her ölümlü ölümle yüz yüze geliyor. En gerçek hakikat ölüm olarak karşımıza çıkıyor. Bizim algılayabildiğimiz düzeyde. Ne zaman ki Bireyler olarak bizler bu fani sevdalarımızdan vazgeçer, hakiki anlamda Allah'a kulluk üzerine bir ahitleşmeye girer ve ümmeti Muhammed olma şuurunu yakalarsak o zaman Beytül Makdis bizleri bekliyor. Beytül Makdis uğruna ümmeti Muhammed'in birleşebileceği sembol nimetlerden bir tanesidir bu yönüyle mutlak surette işlenmesi gerekir. Ne yapabiliriz sorusunun cevabı aslında burada yatıyor. Yani bugün e, sohbetlerinin içerisinde Beytül Makdis, Mescid-i Aksa ne kadar bir yer aldı? Ne kadar gündem yapabildin? Yazıyorsan ne kadar yazabildin? Konuşuyorsan ne kadar konuşabildin? Düşünüyorsan ne kadar düşünebildin? çocuklarına Mescid-i Aksa ile ilgili ne tür hatıralar, anılar bırakabildin? Bunların hepsi çok önemli meseleler. Bunlarla beraber kendimizi ne zaman ıslah eder, çeki düzen verir ve bir noktaya getirebilirsek o gün Mescid-i Aksa'nın bizlerin olduğu gün olduğunu hatırlatmak isterim.